Reha hocam, aslında bu sezon en çok konuştuğumuz konulardan biri 10 kişi kalan takımların nasıl oynaması gerektiğiydi. İşte Valerian İsmail yönetiminde Beşiktaş'ı konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi de Jesus'u, Fenerbahçe'yi konuşmak lazım herhalde. Ne dersiniz? Evet. Bir de iki maçtır yaşanıyor. Geçen hafta evet. Sivas Spor maçı dediğiniz gibi. Bir de bu hafta. Yani bir dejavu yaşıyor Fenerbahçe iki haftadır. Tabii burada oyuna gelmeden önce oyuncuların sorumsuzluğundan da bahsetmek gerekir. Geçen hafta Batu Şahin, evet, atılması hakemin yanlış kararıydı. Ama João Pedro'nun çok doğru bir karar. Çok büyük hatası var atılmada. Hem de bu kadar tecrübeli bir oyuncunun. Geldiği günden beri de en gelişmeyen, en takım verim almadığı birinci oyuncu bana göre Fenerbahçe'de João Pedro. Onun haricinde bütün oyuncular geçti Fenerbahçe'de hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı. Aslında João Pedro biraz da tam tersi mi hocam? İlk maçlarında da müthiş bir transfer diye konuşulmuş. Tabii. İyi başlayıp tabii, düşüşe geçti. Kesinlikle katılıyorum. Serie A'da zaten yaptıkları ortadaydı. Hı-hı. Bir de farklı profilde bir oyuncu. Yani ben dinliyorum mesela João Pedro'nun atletik olduğu falan söyleniyor. Öyle bir oyuncu değil. Şimdi Batshuayi Valencia değil. Daha ağır, dengeli, teknik bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu değil João Pedro. Bir de João Pedro, yani sizin söylediğiniz gibi, yani sezona başladı mesela bir Kayseri maçı vardı. Bir gol, bir asist oynadı o zaman. 3,5 ay önce. Ondan sonra yaklaşık bu süreçte Jorge Jesus o kadar üzerinde ısrar etmesine rağmen, onu kazanmaya çalışmasına rağmen João Pedro o karşılığı şu ana kadar, oynanan şu lig maçlara kadar, 13 tane lig maçına kadar karşılık veremedi. Keza şunu da söyleyelim. Sarı kartı olan bir oyuncunun tabii geçen haftadan da yorulmuş fiziksel. Bir de o geçen hafta Sivas maçından önce de hafta içi bir Avrupa mesaisi vardı. Dinamo Kiev. Yani deplasman oynuyorsunuz, geliyorsunuz. Galip geldikten sonra yine 3 gün sonra bir maça çıkıyorsunuz. Bu açıdan Fenerbahçe ister istemez fiziksel bir yıpranımı zaten sezon başından beri vardı. Yaklaşık Fener 24-25 maç oynadı şu ana kadar. En fazla ligimizde maç oynayan takım. Şimdi bununla beraber ne kadar rotasyon da yapsanız fiziksel ve de mental olarak Fenerbahçe'nin yıprandığını düşünüyorum. Bu geçen hafta bunun sinyalini net bir şekilde verildi. Evet, dün akşam da programda konuştuk. Giresunspor'la oynuyorsa benim gibi birçok insan da herhalde yüzde olarak maçın ağır favorisi Fenerbahçe'ydi. Ama Fenerbahçe'nin saha içindeki geçen haftaki hastalığı yine çıktı. Ne kadar fiziksel, zihinsel olarak da yorulsa, Jorge Jesus'u yani çok başarılı bir teknik direktör olarak hep burada dile getirdik. Sistem hocası dedik. Her zaman. Geçen sene hatta İsmail Kartal konuşulurken iyi gittiğinde Jorge Jesus ismi atıldığında takım oyununda dedim ki Jorge Jesus bir markadır, bir performans antrenörüdür. Çok kaliteli ve de fark yaratacak bir antrenör olarak dile getirmiştim. Yani Jorge Jesus'un özellikle mesela şu iki maçta Fenerbahçe'nin hem Mehmet Hoca'ya, Abdullah Hoca'ya da sorayım. Beraber hem sana evet. da... En mesela Fenerbahçe'de sezon başından beri en gelişmeyen yönü ne diye görüyorsunuz? Hocam, Fenerbahçe'nin bence bir oyun kontrolü yok. Yani şöyle cevap vereyim. Fenerbahçe çok yorgun olsa bile oyunun temposunu ayarlamasında bir sıkıntı var. Bence bu Jorge Jesus'tan kaynaklanıyor. Çünkü devamlı golü arayan, o yönde eğitilmiş bir oyuncu grubu olduğu için bence bugün bunun sıkıntısını yaşadı Fenerbahçe. Nereye bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Oyun 1-0'a gelmiş. Çünkü 24 tane resmi maç oynamış bir takım. Biraz yani ne derler, hani çayı demlemesi mi lazım? Biraz daha oyunun kontrolünü elinde mi tutması lazım? Çünkü bunları, bu anları oynayabilen takım değil hocam Fenerbahçe. Yine ikiye arıyor. Ha, bu düşüncesel olarak belki hocanın şeyi olabilir ama bunun akabinde çok yoruldu hocam Fenerbahçe. O söyledik hocam, zihinsel ve mental olarak çok yoruldu da sen Mehmet hocam ne diyorsun buna? Hocam. Mesela bir konu açtığımızda böyle bir konu dedim ortaya atalım. Hani, hocam ben de Abdullah Hoca'ya hani katılıyorum. Bir de Fenerbahçe hocam hani hep hücumu düşünüyor. Hani top geçtiği anda kendisine. Panatice Fenerbahçe bir pas takımıdır. Pas takımı mıdır? İşte yok, değildir hayır. Hocam. Ha işte onu belki biraz daha geliştirmesi gerekir ve onu daha çok yapmaları gerekir. Nasıl yani, topa mesela ilk yarı %60 sahibi oldu ama Fenerbahçe. Ama Giresun biraz alana çekildi hocam. Onun da etkisi var.
her alana zaten çekilir. Hmm. Öbür türlü tutup da alana çekilmeden zaten topu sana bıraktığında sen de pas yaparsın. Ama Fenerbahçe'nin mesela pas yaptıktan sonra ne gibi sıkıntısı oluyor mesela Mehmet Hoca? İşte hocam Fenerbahçe hep önde baskı yaptıkları için o pas, o hücum opsiyonları, pas topu sahipken olduklarının hücum opsiyonları fazla göze batmıyor veya fazla yapmıyor. Genellikle topu hep rakibe verip mesela Altay alıyor, Atilla'ya veriyor. Bir iki pas yapıyorlar defansa. Sonra Atilla direkt öne vuruyor Zalay. Ama baskı. Hani o maç içinde oyunu soğutma, oyunu hızlandırması Fenerbahçe bu maçta onu görmedik. Yani sizin ikiniz söylediğinden şöyle bir şey ben anlıyorum. Yani Fenerbahçe'de özellikle orta sahada tempoyu belirlemede böyle bir usta yok. Yani özellikle o tempoyu, ritmi yükseltecek, düşürecek. Hocam hem yani usta yok sağ, hem düşünce yok bence. Hayır düşünce yok ama ister istemez bu oyuna da rakipler özellikle mesela geçen hafta Sivas Spor maçı, hatta bu Dinamo Kiev maçı da sezon başı da olmuştu. Aynı şekilde bugün de oldu. Bana göre de mesela Cüneyt sen ne diyorsun bu konuda? Ben de sonra fikrimi söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin. Buyurun hocam, veya ben söyleyeyim. Siz söyleyin. Şimdi Fenerbahçe'nin bana göre Jorge Jesus... ciddi anlamda Fenerbahçe sağ içinde iyi, güçlü bir oyun yarattı değil mi? Bir eser ortaya çıkardı diyebilir miyiz? Evet. Çıkardı. Yani her şeyin genelinde bir topladığımızda, bir yapboz yaptığımızda çoğu şey tamam. Ama bir parça eksik bana göre. Bana göre Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı topu Fenerbahçe'ye bıraktığında rakip, Fenerbahçe topa sahip olduğunda... Top ayağında hücum etmekte sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. En büyük sıkıntısı bu Fenerbahçe'nin bak. Fenerbahçe'nin o zaman çalışmadığı yerden geliyor bu oyun. Geçen hafta Sivas Spor maçında bunun sinyalini verdi Fenerbahçe. 10 kişi de kaldı tamam. 10 kişi kalmadan önce de öyleydi. Mesela bugün de öyle. İşte hocam dediğim gibi benim hani dedim hocam bir hücum opsiyonu yok Fenerbahçe'nin. Top ya, ayağındayken. Yani sırf onu çok yüzeysel olur. Hücum opsiyonu yok derken yani top ayağındayken Fenerbahçe'nin hücum etmemesi... Bir tane hücum opsiyonu 9 tane de parametresi vardır. Yani çok farklı parametrelerdir. Bir kere Fenerbahçe orada alan bulma, alanı yaratmakta en büyük sıkıntısı. Ve Fenerbahçe takımı genel yapı olarak zaten hem orta sahada oyunun dinginleşmesi, oyunda özellikle dediğim gibi yani oyun aklıyla oynayan o tempoyu, gelgiti yükseltip düşürecek. Yani Fenerbahçe'nin çok sıkıntı yaşamadan özellikle o aktif dinlenme ben ona diyorum yaptıracak pas tekrar oyunu forse edecek bu sıkıntısı var. Ha Jorge Jesus çok başarılı bir teknik adam. Evet Dünya Kupası arasına giriyorlar. Mutlaka bu yapbozdaki bir parça eksik olan hani o zaman yapbozda tamamlayamazsın. Yani Fenerbahçe'nin özellikle Jorge Jesus'un Dünya Kupası arasında bunu doğru bir şekilde monte etmesi gerekir. Bu net görüldü. Yani bugün mağlup olup olmaması değil bu. Bugün de galip gelse ben bunun aynısını söylerdim. Geçen hafta galip geldiğinde de mesela ben programda yoktum. Siz program yaptınız. Evet. Ben gazeteye yazı yazdığımda ben bu konuya değindim. Yani düşüncemi orada dile getirdim. Fenerbahçe evet çok önemli bir teknik adam var. Yalnız bu maç üzerinden de okumamak gerekir. Ben Jorge Jesus'un 24 maçlık performansını okuduğumda şöyle bir şey çıkıyor. Yani insanın bir laf vardır Cüneyt. İnsanın defosuna değil kumaşına dikkat edeceksin. Kumaşı bir insanı farklı kıran yoksa bir defo bir şey bir söylem bir tepki değil. Esas bir insanı bir kumaşı çok önemli. Teknik adamlıkta da Jorge Jesus evet Fenerbahçe bugün mağlup oldu olabilir. Ama genel yapı olarak Jorge Jesus'un kalitesine, verdiği emeğe, ortaya koyduğu bir eser var. Mükemmelliyetçilikle çok çalışarak, çok tekrarlar üzerinde durarak çok iyi bir Fenerbahçe ortaya koydu. Onun için Jorge Jesus'un artıları, yani bence Fenerbahçe taraftarında, camiasında çok fazla. Bugün evet 10 kişi kaldı Fenerbahçe, yenildi ama... Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arasından sonra hem fiziksel hem de mental olarak dinlendikten sonra taktiksel olarak da dediğim gibi top ayağındayken Fenerbahçe'nin hücum etme planlarını ve de kurgularını daha üst seviyelere çıkarması gerek. Çünkü ligde bir şey var artık. Fenerbahçe'nin bu durumu geçen hafta Sivas maçında bir sinyal verdi. Bu haftada puan kaybı oldu. Rakipler nasıl Fenerbahçe'nin güçlü yeri işte savunmadan çıkarken Fenerbahçe özellikle rakip savunmadan çıkarken baskı yapıyor. Ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Karşı pres topu kaptırıldığı yerde çok iyi yapan bir Fenerbahçe var. Yani özellikle bunun
mekaniği çok iyi oturtmuş Jorge Jesus. Evet, disiplinli, iştahlı bir takım ama özellikle mekaniğe o dediğim oturtacağı en önemli şey Fenerbahçe'nin top ayağında daha fazla hücum çeşitliliğini, kombinasyonunu arttırması gerek. Abdullah Hocam tabii şunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe düşüşe geçti diyemeyiz. Bir maçta bu kanıya varmak zaten zor ama 10 kişi kalmanın maça etkisi çok büyüktü şüphesiz. Ya aynısı Konya'da. Biz burada program yapmıştık. Bir tek Konya sen maçı... Giresunspor'un paylaşımı da geldi ekrana. Tatbikat değil gerçek Kadıköy hatırası diyerek soyunma odasından bu görüntüyü paylaştı. Bir tek sen Giresunspor Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında tarihinde ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de ilk mağlubiyetini aldı bu sezon. Şimdi biz Konya maçından sonra sen benzer bir soruyu tekrar sormuştun, ben hatırlıyorum. Şöyle bir cevap vermiştim. Bir sorunun olmayacağını, yani Fenerbahçe'nin yine aynı anlayışla, aynı oyuna devam edeceğini söylemiştik ve öyle de oldu. Rea Hoca'nın söylediği şu, ya bu kadar tempolu oynayan bir takım oyunun özellikle hücum bölümünde farklı bir hücum varyasyonu yaratabilmek için bu da bu Jorge Jesus'un oyununa eklenmesi lazım diyor. Buna ihtiyaç var diyor. Benim anladığım o hocanın söylediğinden. Efendim, hocam. Yani hücumsal anlamda Fenerbahçe'nin oyunun anlarında oyuna sahip olup buna göre bir hücum organizasyonu, farklı bir organizasyon yaratması gerekir gibi bir şey. Ben genelde bunu algıladım. Oyunun geneli, hayır. Ha, oyunun genelinde Fenerbahçe'nin top ayağındayken hücum etme çeşitliliğini arttırması gerek. En büyük bu problemi olduğunu düşünüyorum. Öbür parametrelerin hepsi çok doğru Fenerbahçe'de. En büyük sıkıntısı bu. Geçen hafta ya. Bunun da diyorum SOS verildi Sivas maçında. Bu net bir şekilde görüldü. Yani sezon başı vardı, hadi takım hazır değildi, hatırlarsanız son iki tane Dinamo Kiev maçında evet. Da aynı problem oldu. Hele özellikle İsa'da. Hadi sezon başı denildi. Yani Fenerbahçe'nin bu Dünya Kupası arasında bunu halletmesi gerek. Buyur yani hocam. Oyununa farklı bir parametre daha eklemeli diyor. Ben de oyununun çeşitliliği, güzelliği açısından olasılık dahilinde ama Jorge Jesus'un bence Rea Hoca'nın dediği oyun üzerinden genel anlamda bir oyun planlayacağını tahmin etmiyorum. Hocam planlamıyor. Bak haklısın. Hep burada konuştuk zaten. Hı-hı. Ön alan baskısı söyledim. Karşı ki bugün yapıyor. Bence yapamadılar seçtiği hocam. Oyuncular en son baş şu ailesi. Evet, oyuncu işte, profili de yani Joshua King, önde Valencia. O profilde genel takım da öyle hocam. Doğru. Ama genel yapı olarak diyorum ki Fenerbahçe'ye böyle oynayacak rakipler artık. Hede ligin bundan sonraki Dünya Kupası'ndan sonra daha kızışacak ve bu maçları referans alacaklar. En son Sivas ve Giresun maçlarını. Ben o açıdan dedim. Tabii, bunu da mutlaka portföyüne doğru bir şekilde etkilemesi gerekir. O zaman sıkıntı yaşıyor pozisyon üretmekte Fenerbahçe'nin. Doğru.